Değerli arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Metop'un MT051 3 fazlı 3 kademeli paket şalterini size tanıtacağız. Bir uygulama nedeniyle, bir proje nedeniyle bu şalter bize lazım oldu. Belki baktık internette de bunun bir videosu yok. Sadece Metop'un sitesinde kataloğu var. Elimizde de buna uygun bir transformatör vardı. Hem dedik bunun üzerinde de tanıtımını yapalım. Hem de bir sonraki videoda göreceğiniz gibi bunu bir deney setine çevirelim, bu trafoyu. Bundan önceki videoda da gördüğünüz gibi veya görmediyseniz izleyebilirsiniz. Entes'in multimetresinde bunlara dahil ederek güzel bir deney seti oluşturacağız. Bu deney seti videosunu bundan sonraki videoda görebilirsiniz. Kısa bir video olarak atacağız onu. Uygulamasını göstermeyeceğiz. Ancak bizim şu an elimizde bulunan 3 fazlı bir trafomuz var. Bunun çıkışlarını kumanda edebilmek için bu şalteri araştırıp bulduk. Sipariş ettik, geldi. Şöyle bir kutuda geldi tabii. Bunun satın alma linkini sizlerle paylaşacağım. Videonun açıklama kısmında olacak. 3 fazlı 3 kademeli 16 amperlik bir paket şalter. Şu şekilde. 16 amper. İşte giriş çıkış uçları için arkasında bu şekilde belirtilmiş. Şu uçlar motora bağlanacak ya da 3 fazlı alıcıya bağlanacak. RST dediği bölüm. Şurada da 1, 2, 3 diye kademeler var. İşte şu en baştaki 1 numara oluyor. Şuradakiler 2 numaralı kademede kapanan kontaklar. Şunlar da 3 numaralı kademede kapanan kontaklar oluyorlar. Eğer bunları bulamıyorsanız, yani şuradaki etiket üzerinde yoksa paket şalteri avometre ile de kontrol edebilirsiniz. Mesela şu an sıfır konumunda bir konumunu alıyorum. Bir konumunda tabii ki biraz önce bahsettiğim bölüm, şurada avometrem şurada buzzer bölümünü aldım bunu. İşte şu bölüm bir numara bakın. İki numarayı alıyorum. Şu alttaki bölüm iki numara. Hemen onun kontrolünü yapalım bakın sizinle. 3 numaralı kademeyi alıyorum. Şu bölümde 3 numaralı bölüm olmuş oluyor gördüğünüz gibi. Diğerlerinde çalışmıyor. Demek ki 1, 2 ve 3 nolu kademeleri bu şekilde bulmuş da olabiliriz avometremizde. Bu da zaten sitesinden katalog şemasını bulduk. Onu bir A4 kağıdı üzerine bastık. Metop'un kendi sitesine girip ürünler bölümünde bu kodu yazarsanız ya da araştırırsanız kataloğunda PDF dosyasında bunun bağlantı şemasında bulmuş ölçülerini falan burada çeşitli amper büyüklüklerine göre görmüş olabilirsiniz. Bunu nerede kullanacağız? Bunu bir trafoda kullanacağız. Şimdi hemen trafoya gidelim. Bu paket şalteri trafoya bağlayalım. Bir motor bağlayarak uygulamamızı sonlandıralım. Evet, 3 fazla trafomuzu göstermekteyiz. Bunu geçen sene öğrenci arkadaşlarımız bir projede kullanmak için hazırlamışlardı ancak araya hatırlarsanız 15 günlük bir tam kapanma girdi ve okullar uzaktan eğitime tekrar geri döndürüldüğü için öğrencilerimiz projelerini tamamlayamadılar. Onların sardırmış olduğu bir trafo 380 volt giriş burada. Şu 3 tane klemensten tekrar 380 volt çıkış alıyoruz. Diğer sıradan gelen 3 klemensten 220 volt çıkış alıyoruz. Ve en sondaki 3 klemens çıkışından da gördüğünüz gibi 110 volt elde ediyoruz. Bunların ben çıkışlarına birbirinden renkleri farklı 3'er kablo bağlayacağım. Girişine de 380 voltu şuradaki meşhur panomuzdan vereceğiz buradan. Trafomuzu besleyeceğiz. Çıkışlardaki uçlara da arkadaşlar işte paket şalterimizi bağlayacağız. Ben bir nolu kademeye düşük gerilim vermek istiyorum. Bir nolu kademelerin hepsine 110 volt vereceğim. 2 nolu kademelere 220 volt vereceğim. 3 nolu kademelere de biraz önce paket şalterde gösterdik. 3 nolu kademeyi veya bağlantı uçlarını. Onlar da 380 volt vererek herhangi bir asenkron motoru 3 ayrı gerilimde çalıştırmayı sürdüreceğim. Bunu biz atölyemizde sarım tekniğinde sardığımız öğrencilerimizin sardığı
İşte statorlarda kullanmak için onları düşük gerilimde çalıştırabilmek için tasarladığımız bir projeydi bu. Bu paket şalter sayesinde bu trafoyu en basit şekilde kumanda edebileceğiz diyorum. Hemen uygulamaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi primer sargılarına 380 volt uyguluyorum ki hemen bakalım, şurada da size göstereyim. Şu an ...425 volt civarı çıkıyor. Birinci çıkış kademelerini ölçüyoruz bakın. Aynı şekilde. 220 voltluk fazlar arası gerilimi ölçüyorum. İşte 245 volt civarı. Bir de 110 volt civarını ölçüyorum bakın. Son. Bu da 120 volt civarı. Tabi bunlar yüke binince normal değerlere dönecek diye düşünebiliriz. Zaten trafo sarımlarında bu pay, gerilim düşüm yüzdesi hesap edilir. İşi bilenler bunu bilecektir. Şimdi enerjiyi kapatıyorum transformatörün. Her kademeye renkli kablolar bağlayarak daha sonra şalter bağlantısını beraber yapacağız. Hemen ben bütün çıkışlara renkli, farklı renkli kablolar bağlayacağım. Bir sonraki adımda videomuza devam edeceğiz. Evet, şurada 110 voltluk çıkışlara, ki şu an tabii trafoda enerji yok. 110 voltluk çıkışlar elimde. Bazı arkadaşlar niye yüzük bağlamıyorsun, kablo pabucu bağlamıyorsun diyorlar. Bağladık bu sefer. Bunlar arkadaşlar şalterimizin bir nolucuna bağlayacağız ki az önce beraber ölçtük. Bir noluçlar şunlar. Bir tane buraya, bir tane buraya ve son fazınkini de buraya bağlayacağım. Şöyle göstereyim kadrajda. Ve bu şekilde ben bir nolu kademeye aldığım zaman paket şalteri 3 fazla alacağım ki genelde motor çalıştıracağız. Bir nolu kademe aldığım zaman motora 110 voltu trafo üstünden uygulamış olacağız. Hemen bu bağlantıyı yapıyorum ve videoma devam ediyorum. Evet, 110 voltluk çıkışlar arkadaşlar sırasıyla bağladım. Bir noluş birinci fazın, ikinci fazın, üçüncü faz çıkışını kahverengi kablolarla bağladım. Şimdi iki noluşlar, ki şu aşağıdaki uçlar birinci fazın, ikinci fazın ve üçüncü fazın bağlantı uçları. Bunlara da 220 voltluk hatta bağlayacağım. Bağladıktan sonra size de videoda göstereceğim. Evet değerli arkadaşlar, 220 volt çıkışları da mavi kablolarla oluşturdum. Bakın sırasıyla birinci, ikinci, üçüncü fazın iki noluşlarına paket şaltere bu şekilde sırasıyla bağladım. Şöyle daha iyi göstereceğim zannediyorum. İki noluşları da onlara bağladım. Şimdi üç noluşlar boşta kaldı. En son kırmızı kablolarım var. Onlarda da 380 volt çıkışı. Bunlara girdikten sonra diğer tarafa da motor bağlantılarımı yapacağım. Ve paket şalterin bağlantısı sona ermiş olacak. Ben 3 nolu çıkışları hemen oluşturup videoma devam edeceğim. Evet, 380 volt çıkışları da kırmızı kablolu yaptık ve bunları da paket şalterimizin 3 nolu panellerine sırasıyla bağladık. Şimdi ters tarafta kalan şu 3 uca da burada bulunan bir asenkron motorun uçlarını bağlayacağım. Daha sonra beraber çalıştıralım 3 kademede motorumuzu. Evet, artık şu açıdan çekmek istedim. Çünkü kablo bağlantıları karıştı. Tabi bunu bir deney setine yerleştirince bu kablo bağlantıları bu kadar karışık olmayacak. Şimdilik biz geçici bir bağlantı yaptığımız için bu şekilde bağlantı karışıklığı olacak. İşte 110 voltlu kahverengi kablolarla aldım. 220 voltu kırmızı, 380 çıkışlardan mavi 3 nolu panellere bağladım. Yani 1 nolu kademede benim trafom 110 volt çıkış verecek ve asenkron motorum 110 voltla düşük gerilimle çalışacak. 2 nolu kademede arkadaşlar 220 volt çıkış alacağız. 3 nolu kademede de 380 volt çıkış alacağız. Motorumuz normal anma geriliminde çalışmış olacak. Bir de şunu hatırlatayım. Buralara 1 nolu, 2 nolu, 3 nolu panellere sırasıyla bağlarsanız iyi edersiniz. Neden iyi edersiniz? Çünkü bu şekilde bağlamazsanız, diyelim 110 voltta sağa dönen bir motor 200 volt ya da 220 volt uyguladığımda sola dönme eğilimi olabilir yanlış bağlarsanız. O yüzden sırayla bağlarsanız paneli ve denerseniz tabii müşteriye teslim etmeden bu şekilde
bir sıkıntıya uğramazsınız demiş olalım ve denemeye geçelim. Evet, gelelim, uyguluyorum primere. Şurası primer girişimiz. 110 volt çıkış, 220 volt çıkış, 380 volt çıkış. Artık ben şu şekilde deneyeceğim. Siz tabii bu şekilde denemeyin. Ellerinizi arkaya değdirebilirsiniz. Şimdi bir nolu kademede motorumuz 110 volt düşük gerilimde çalışıyor. 2 nolu kademeye alıyorum. 220 voltla çalışıyor. 3 nolu kademeye alıyorum. Evet, amma gerilimde yani 380-400 volt arası çıkış alıyoruz. Bu gerilimle çalışmış oluyor gördüğünüz gibi. Bunu biz sarım tekniği derslerimizde arkadaşlar kullanacağız, bu paket şalteri. Bundan sonraki videoda kesinlikle onu göstereceğim. Bilgisayar masasından bozma bir masa var elimizde. Çünkü okulumuzda maalesef bu tip işler için ödenek bulunmuyor. Onun içerisine bu tarafı yerleştireceğim. Paket şalteri yerleştireceğim. Basitçe tabii. Daha sonra ödeneğimiz olursa daha düzgün bir profilde bu deney setini oluşturmaya çalışacağız. Bir de bir önceki videoda kullandığımız Entes'in multimetresini de yerleştirip işte öğrencilerimizin düşük gerilimde ilk önce sardıkları motorları denemelerini, daha sonra gerekli gerilim yükseltmelerini yaparak diğer kademelerde de motorlarını denemelerini sağlamış olacağız diyorum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Biraz kablo karışıklığı olabiliyor tabii ama gösterim amaçlı yaptığımız için inşallah bundan mazur görürsünüz. Eğer bu ve başka konularda sorunuz varsa lütfen mail adreslerini kullanın. Çünkü epeydir son videolar dahil olmak üzere videolarda artık yorumlara kapatıyoruz. Çünkü abuk subuk yorumlarla uğraşmaktan artık sıkıldık. Eğer ilgili bir sorunuz varsa, videoyla ilgili, videolarla ilgili bir sorunuz varsa bana mail adresinden ulaşabilirsiniz diyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın. Şöyle açalım. 110 volt çalışma, 220 volt çalışma, 380 volt çalışma şeklinde yapmış oluyoruz. Tekrar geri döndürecek olursak şöyle 110 volt ve durduruyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıcakla kalın.